Evet, son veda yemeği İsa'nın. Kim çizmişti? Leonardo Vinci. Yani i̇şte, şu fotoğraf. Evet, bu fotoğrafta bir çözünürlük şu anda bu kadar büyük ekranda bu kadar oluyor. Şimdi size bu masanın yemeğini anlatmak istiyorum. Bu masanın yemeği de beraber sanki Türkiye'deki masanın yemeği aynı menüde yayınlanıyormuş gibi geliyor. Nasıl yani? Şimdi şöyle bu resmi Leonardo Vinci çizdi. Leonardo Vinci ne zaman doğmuştu? 1452'de. Nereden bunu hatırlıyoruz? 1453'te İstanbul'un fethinden bir yıl önce doğmuş adam. Bu Leonardo Vinci bence dünyanın ge gelmiş geçmiş en zeki adamı. Yani en akıllı adamı. Hatta Einstein'dan bile ileri görüyorum ben adamı. Yani inanılmaz. Yani şu tabloyu anlatmaya çalışsam en az 3 saat sürer. Nitekim Vinci'nin yani şifresi diye de filmler çevrildi. Adam devamlı resimlerine şifreler koyar falan filan. Şimdi bu bu resmin hikayesini şöyle söyleyeyim. Bu Milano'da bir kilise yapılmış aslında bir tablo. Hı. Yani çok da büyük bir tablo. Bunun özelliği normalde o zamanlar ya yağlı boya ya e, diğer boyalar kullanılırdı. Bunu kuru boyayla öncelikle yapılıyorlar. Ve bu tablonun yaklaşık 4 yıllık bir hikayesi var. 4 yıl sürüyor. Önce eskizler çiziliyor. 1494 yılında başlıyor bu tabloya. Şimdi mesela bu Mona Lisa'dan önceki tablo Leonardo Vinci'nin. O 1503 yılında gibiydi. Bu 1494-95 yılları gibi tam tarihi bilinmese de... 94'te başlıyor. Bir yıl hazırlığı sürüyor sadece bu tablonun. Herkesin yani burada gördüğü herkesin şu işaretin, şu önlerine konulan her şeyin bir anlamı var. Ama Burada İsa bizim adamımız ve Yahuda bizim diğer adamımız. Şimdi şu iki karakter dışındakiler de hepsi bir yıl içinde bitiyor, tamamı bitiyor bir yıl içinde çiziliyor duvara yani, çiziliyor bu arada. Yani hem Yahuda hem de İsa dışındaki masada gördüğümüz tüm detaylar bir hepsi yılda çizilmiş çiziliyor. oluyor. Evet, bir Yahuda Sadece burası ve orası boş. Evet, bir Hazreti İsa çizilemiyor henüz. Bir de onu işte öldürmeye bir anda ihanet eden Yahuda çizilemiyor. Şimdi Leonardo Vinci düşünüyor. Ben bu İsa'yı, Yahuda'yı kim olarak çizeceğim falan. Düşün diğerleri bir yıl sürüyor. Yahuda'da hikaye, İsa'da hikaye çok farklı. Çünkü iki ana karakteri aslında o ikisi. Yani diğerleri, yani nin de önemleri var ama yani baş aktör ikisi şeklinde. Şimdi işte bir yıl bitiyor, İsa'yı nasıl ne yapsak, nereye koysak falan filan derken Leonardo Vinci bir gün e, bir ayine gidiyor. Ayinde koro e, işte klasik şarkılar söylüyor, okumalar yapıyor falan. Oradan bir adam beğeniyor. Adam İsa'nın aynısı. Diyor benim aradığım adam budur. Bu adamı bulun bana getirin. Ben buna bakıp İsa'yı çizeceğim diyor. Adamı topluyorlar, getiriyorlar, adamı oturtuyorlar. Adamın yüzüne bakarak adamın ellerini açtırıyor, giydiriyor falan filan. İsa'yı çiziyor, İsa'yı bitiriyor ikinci yıl sonunda. Vay arkadaş diyor İsa'yı hallettik. Sadece elimizde kalan Yahuda diyor. Onu da çizersek sorun yok. Arıyor, tarıyor, bulamıyor, arıyor, tarıyor, bulamıyor. Bir yıl geçiyor, bana mısın demiyor. İkinci yıl geçiyor, Ulan yok ortada yani bir türlü gelmiyor. ilhamdır bu yani. Yani istediği gibi çizemiyor. Çiziyor, deniyor, atıyor, çiziyor, deniyor. Olmuyor kağıt üzerinde ki sonra onu duvara işleyecek fresk olarak. Her neyse. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken katedral geliyor. işte böyle emirler gelmeye başlıyor. Kardinal geliyor. Diyor ki artık bunu çiz. Yani kaç yıl oldu, dört yıl oldu. Leonardo ne iş yapıyorsun sen diyor. Boş mu oturuyorsun? Bulamıyorum derken bir akşam Gece yarısı böyle yürürken bir tane sarhoş adam bu Görüyor böyle yolda Ama nasıl sallanıyor sarhoş adam Şeyde ayakta duramıyor İşte diyor bu aradığım diyor Bencilliğin, insanlığa ihanetin Kötülüğün resmi diyor hı hı. Adam böyle kör kütük sarhoş Adamlarına söylüyor Adamları tutuyorlar kolundan getiriyorlar Adamın ki kendisi Yahuda oluyor Adam şeyde baygınken böyle koyuyorlar Adamın böyle sakallı pis resmini falan Çiziyor güzel o sırada Tam çizim bitiyor, uyanıyor adam. Ya diyor ben neredeyim falan diyor. Ya önemli değil diyor işte bir resim çizdik falan. Sana da paranı vereceğiz merak etme falan diyorlar. Ya diyor ben bu resmi daha önce gördüm diyor. Ya bu resmi nereden görebilirsin ki diyor. Bu kimseye gösterilmiş bir resim değil, mümkün değil diyor. Ya diyor bundan 3,5 yıl önce diyor. 3,5 üç, üç yıl önce koroda ben şarkı söylerken gelip beni te tekrar bu resim için almışlardı, çizmişlerdi diyor. Meğer Yahuda ile İsa aslında aynı adam çıkıyor. Yani İsa'ya bakıp çizdiği adam 4 yıl sonra Yahuda şeklinde tekrar vücut buluyor. Bak Yahuda'nın elinde burada çözünürlükten dolayı gözükmüyor mesela bıçak var. Önünde tuz dökülmüş durumda. Mesela tuz dökülmesi o yıllarda çok büyük uğursuzluğa işaret eder. Evet. Yani böyle ayrıntıları olan bir tabloda şansa Yahuda ile İsa aynı kişinin 3 yıl öncesi ve 3 yıl sonrası şeklinde. Aynı kişinin portresi. Aynı kişinin portresi. Yani burada iyi ve kötü kişi aslında aynı Tek kişi. Tek kişi. Şimdi bunu masaya yani, nasıl bağlayacağım? Şimdi merak yani iyi vermek kötüliği... istediğin mesaj ne? <laughs> ya niye bana bu kadar bunu anlattın? Bilgilen işte arkadaşım. <laughs> ne güzel kimsenin bilmediği bir bilgin oldu. zaman yani Mona Lisa'nın hikayesini de anlatırım İlerce ama. merak ediyor şimdi. Murat Muratoğlu bunu bize neden anlattı? Murat... Neden paylaştı diyor. Bir masa var ortada. Şimdi Meral Akşener'i çok kötü görüyorsunuz değil mi? Şimdi Meral Akşener'i ilk başta çok iyi görüyorlar. Çok kötü görüyorsunuz derken bir kesim destekliyor. Ya evet, bir kesim evet. de desteklemiyor. Ya yani insanlar ihanet etti masaya şu falan filan diyor. Yani iyi, iyi zamanlarında Meral Akşener sonuçta kimse yani bunu yatsıyamaz ki İstanbul, Ankara hatta büyük belediyelerin kazanılmasında Meral Akşener'in katkısı çok büyük. O zaman Meral Akşener iyi sahip. Şu anda masadan ayrıldı. Meral Akşener Yahuda'ya evrildi. Aslında iyi kişi ve kötü kişi aynı ama yaptıkları iş sadece Meral Akşener'in suçu değil. Yani tamam son anda arkadaş seçime bu kadar kala sen masayı deviriyorsun iyi güzel de sen 2 yıldır ne yapıyorsun toplanırken? Yani başkanı nasıl seçeceğinize nasıl karar vermezsiniz? Yani kim olduğu önemli değil. Kılıçdaroğlu olur, İmamoğlu olur, Mansur Yavaş olur. Ama oturup önce bunun yöntemini belirlemeniz gerek. Siz hiç bu yöntemi belirlememişsiniz. Seçimlere kalmış 2 ay, 2 ay kalacağını biliyorsunuz. Üstelik Erdoğan'ın 3. kez anayasaya rağmen aday olmasına gıkınızı çıkarmamışsınız. Yani erken seçime de tamam diyorsunuz neredeyse. Ve gidip ne yapıyorsunuz? İsa ve Yahuda buluyorsunuz. Yani siz önce sisteminizi düzeltin. Sisteminiz yanlış. Tamam çok güzel bir kitap yayınladılar. Türkiye'nin yol haritasını yayınladılar. Eyvallah. Ama şimdi burada suçlu kim? Yani Akşener'in anlattığı var. Akşener'in anlattığı ne? Ya yani bana son anda dayattılar. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemediğimi söylemiştim diyor. Şimdi diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu hayır ben aday olacağım diyor. E o da haklı olabilir, o da haklı olabilir. Önemli olan kimin haklı olduğu da değildi burada. Önemli olan sen sistemini belirlemeden nasıl böyle bir yola girdin? Yani nasıl seçeceğini anket yoluyla mı seçeceksin? Kendi aranızda mı karar vereceksiniz? Herkes mi evet diyecek, çoğunluk mu evet diyecek? Sonra neden ayrıldı? Evet. Hayır, o iş öyle olmuyor. Yani sizin zaten sisteminiz yanlışmış.